Esenlikler. Öncelikle bu video Vietnam Savaşı, Afganistan Savaşı ve savaşın gerçek tanrıları videolarım açısından tamamlayıcı bir video niteliğinde olacak. Çünkü daha önce yaptığım bu 3 video doğrudan Soğuk Savaş'ın içinden konular aslında. Ondan dolayı Soğuk Savaş videomda muharebeler yerine Soğuk Savaş'ın nasıl başladığı, yaşanan krizler, toplumların sosyolojisi ve neden finalde Sovyetlerin kaybettiği üzerine konuşacağız. Ha, uzay yarışına girmemi elbette ki bekleyenler olacaktır ama o detaylı ve bilimsel anlatılması gereken ayrı bir videonun konusu. O yüzden çok fazla uzatmadan artık konuya giriş yapalım. Aslında Soğuk Savaş'ın temelleri daha 2. Dünya Savaşı bitmeden 4 Şubat 1945'te başlayıp 11 Şubat 1945'te biten Yalta Konferansı ile atılmıştı. Müttefik devletlerin 2. Dünya Savaşı sonrası alacağı konum işte tam olarak bu konferans sonrası belirlenmişti aslında. İngiltere Başbakanı Churchill hala daha İngiltere'nin süper güç olduğunu varsayarak Roosevelt ve Stalin'le masaya oturmuştu ama kuzenleri olan Amerikalıların artık güç dominasyonunda İngilizlerin yerini alacağı her ne kadar görüşmeler sırasında Churchill'in masadaki sert tutumu yüzünden hissedilmişti. Bilmese de Stalin bu durumu çoktan kavramış ve son söz olarak iki kuzen arasında ABD Başkanı Roosevelt'in dediklerini ciddiye alıp yaşlı kurt Churchill'i artık kafasında ikinci plana atıyordu. Konferansın başlıca konuları Polonya topraklarının değişimi, Almanya'nın bölünmesi ve SSCB'nin Japon İmparatorluğu'na savaş ilan etmesiydi. Ki SSCB'nin 1945'e gelinmesine rağmen Japonya'ya savaş ilan etmemesinden ve Amerikalıların ilk etapta Avrupa'ya asker çıkarmak yerine önce Afrika'ya yönelmesinden anlıyoruz ki evet, Almanların çektiği mihver devletlere karşı topyekün savaşan bu üçlü ittifak daha savaşın başından itibaren politik olarak temkinli adımlar atıyorlardı zaten. Yalta Konferansı'ndan önceki dönemde aslında Amerikan kamuoyunda SSCB'ye karşı bir güven oluşmuştur. Kızıl Ordu kahraman ve şerefli olarak isimlendirilirken Stalin'den Joe amca diye söz edilmeye başlanmış ve Sovyetlerin onurlu direnişi olmasa savaşın kazanılamayacağı yönünde görüşler belirtilmiştir. Hatta savaş kahramanı Ludmilla Pavlichenko Ağustos 1942'de Beyaz Saray'a gitmiş ve Roosevelt'in karısı ile beraber çokça vakit geçirmiş, dost olmuştu. İngiliz tarafı ise Sovyetlere karşı Amerikalılardan daha temkinliydi. Churchill bu toplantının Yalta'da değil, Kırım'da yapılmasını isterken Roosevelt'in ağırlığını koyması ile beraber Stalin'in isteği kabul edildi. Ve böylelikle daha konferans başlamadan Stalin istediğini almış oldu. Çünkü Yalta'da bu konferansın yapılması Sovyetlerin prestiji için önemliydi. Stalin konferansın ilk oturumunun ABD Başkanı Roosevelt tarafından açılmasının yerinde olacağını söylemiş ve Roosevelt'in açılış konuşmasıyla konferans gündemi belirlenmiştir ki Stalin'in bu davranışı da aslında ciddiye aldığı devletin doğrudan ABD olduğunu gösterir. Doğu cephesinde İngiltere'nin talebi üzerine Almanya'nın batı kısmından Fransa'ya toprak verilmesi gerektiğini Stalin kabul etse de Yalta Konferansı'nda Avrupa'daki topraklar ve işgal edilen devletlerin akıbeti için tam olarak anlaşılamamıştır. Nitekim Churchill'in Normandiya çıkartmasından önce zaten çoktan Alman topraklarına dayanmış olan Kızıl Ordu'nun Almanya'nın tamamını işgal etmesi korkusu vardı ve eğer bu işgali Normandiya çıkartmasından önce Sovyetler tamamlarsa Fransa'yı da özgürleştirmek bahanesiyle işgal edebilir. Avrupa anakarasının tamamı Sovyet güdümüne girip komünist olabilirdi ki Sovyetlerin verdiği 27 milyonluk insan kaybı düşünülürse Stalin esas savaşı kendisinin verdiğini düşündüğü için bunu gayet kendinde hak olarak görüyordu. Bu durumun farkında olan Churchill 1945 baharında bu ihtimale karşılık Operation Unthinkable adında bir savaş planı hazırlattı. Baltık'tan Adriyatik'e kadar bölünmüş Avrupa'nın diğer yarısını SSCB işgalinden kurtarmak için girişilecek bir sınırlı savaş planıydı bu. Aslında yıllarca süren 2. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış birlikleri savaş biter bitmez tekrar Sovyetlerin üstüne salmak kulağa çılgınca gelse de bu plan mantıklıydı çünkü henüz Sovyetlerin elinde nükleer füzeler yoktu. Sadece Amerika Birleşik Devletleri nükleer güçtü ve ABD'nin Avrupa anakarasına daha fazla lojistik ve asker akıtması için hiçbir engel yoktu. Planın ana özelliği sürpriz olmasıydı. Ama Stalin bunu çoktan öğrenmiş ve hazırlıklarını buna göre yapmıştı. İlk cephe yarılsa bile Sovyetler tam mobilize olmuş insan gücüyle derin savunma hatları oluşturacak, ABD'nin nükleer gücü devreye girse bile Stalin hızlıca saldırıyı durdurup Avrupa'nın tamamını işgal edecekti. İyi ki bu plan karşısında Roosevelt sağduyulu davrandı ve Churchill bunu Amerikalılara kabul ettiremedi. Hatta Kursk Savaşı'ndan sonraki dönemde Hitler bile görmüştü bu durumu. Yaptığı konuşmalarda biz sadece kendimiz için değil tüm Avrupa için savaşıyoruz. Şimdi beslediğiniz Sovyetler yarın başınıza bela olacak tarzında şeyler söylemişti. Haklıydı da çünkü Sovyetler Almanya'ya doğru Avrupa'da Kızıl Ordu'yu ilerletirken askerlerinin ayak bastığı topraklardan geri adım atmayacaklardı. Batı Berlin hariç. Yani kim ne derse desin arkadaşlar Sovyetler müttefiklere dahil olduğu ilk günden itibaren zaten batılı kapitalistler ve Sovyetler arasında soğuk savaş ayan beyan olacaktı. Bolşevik devriminden beri devam eden bu sürtüşme, öküz öldükten yani Almanya yenildikten sonra devam edecek. Normandiya çıkartmasının başlamasıyla beraber Avrupa anakarasında iki taraf için işgal yarışı başladı ve aslında bu yarışı Berlin'e giren taraf olan Sovyetler tüm Doğu Avrupa'yı alarak büyük ölçüde kazandı. Savaş bittiğinde müttefikler Berlin'i 4 bölgeye bölmüştü. Fransız, Britanya, Amerika ve Sovyet bölgeleri. Birleşik Krallık ve ABD 1948'de hakimiyet bölgelerini birleştirdi.
ve bölgede yeni bir para birimi ilan etti. Bu da müttefiklerin Sovyetlere karşı Almanya'nın batı toprakları üzerinde kapitalist bir Almanya kuracağının göstergesiydi. Sovyetler Berlin'i tamamen kontrol altına almak ve Batı ittifakına gözdağı vermek için şehrin her türlü karayolu ve demiryolu bağlantısını 1948'den 1949'a kadar kesti. Sovyet işgal alanı içinde bir parça olarak kalan Batı Berlin'e abluka uygulanması şehrin kara ikmal yollarının tamamen kapanmasına neden olunca erzaksız kalan şehre 26 Haziran 1948 ile 30 Eylül 1949 arasında yiyecek yardımları Batılı ülkelerin uçaklarıyla hava köprüsü kurularak yapıldı. Bu ikmal sırasında ABD'nin savaştan kalmış birçok ikmal ve bombardıman uçağı kullanıldı. Özellikle C-47 ve C-54 gibi sayısı çok olan uçaklar gün aşırı sortiler yaptı. SSCB, ABD'nin hava köprüsü karşısında etkisizleşen ablukayı 12 Mayıs 1949'da kaldırmak zorunda kaldı. Soğuk Savaş'ın gerginliği bu olayla artmaya başladı. Yaşanan diğer krizleri anlatmadan önce iki büyük gücün hegemonya altına aldığı toplumların sosyolojisine ve nasıl bir ekonomik düzlem içerisinde yaşadıklarına da bir göz atmak lazım. Öncelikle 2. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle beraber insanlar için yeni fırsatlar açığa çıktı. Evet, bu çok yakıcı bir savaştı ve evet binlerce insan öldü ama iki taraf da hızlıca yeniden inşa sürecine girdiği için geride kalan insanlara inanılmaz bir fırsat bolluğu açığa çıktı. Savaş sonrası yeniden gelişim süreci için iki taraf da daha savaş bitmeden gelişmiş Alman teknolojisini yağma etme yarışına başlamıştı zaten. İlk önemli hareket 1945'in Mart'ında Amerikalılardan geldi. Ataş Operasyonu ile beraber önemli Alman bilim adamlarını Sovyetlerden ve Avrupa anakarasından uzaklaştırmak için Amerika'ya götürmeye başladılar. Tabii çalışmaları da onlarla birlikte Amerika'ya aktarıldı. Bu konuda elbette ki herkesin aklına ilk olarak Wernher von Braun gibi roket biliminde önemli bilim adamları gelse de fizikçilerin, matematikçilerin yanı sıra önemli sosyologların da Amerika'ya transferi gerçekleşti ve 1931'de Amerikan toplumu için oluşmaya başlayan Amerikan rüyası modeli daha da geliştirildi ve mevcut liberal kapitalist ekonomiye entegre edildi. 50'lerin başında ABD'de insanların hedefleri günümüze oranla çok daha ulaşılabilir ve basitti. Paran varsa üniversiteye git, yoksa liseden sonra bir meslek edin, evlen, banyodan garajı ve bahçesi olan 9 odalı bir ev al, 2-3 çocuk yap, 2 araba al ve çocuklarından birinin spor bursu veya akademik bursla üniversiteye gidebilmesi için çocuklarını yarışa sok. Ve tüm bu saydıklarımın hepsini tek başına çalış, bir erkek olarak maaşınla yap. Şimdi günümüz Türkiye'sinden bakınca böyle bir hayat tek maaşla kurulamaz gibi gözüküyor. Hatta günümüz Amerika'sında bile böyle bir şey artık pek mümkün değilken 50'li yıllarda bu oldukça kolaydı. Çünkü iş boldu, nüfus azdı, dünya yeni bir yapılanmaya doğru ilerliyordu. Sistem sıkışmamıştı ve ABD Sovyet korkusu sayesinde Sovyet bloğunun tehdit ettiği ülkeleri istediği gibi konsolide edip istediği gibi şekillendirebiliyordu ki biz bu şekillendirme sürecine kendi ülkemizde Marshall yardımları diyoruz. ABD tarafına baktığımızda 50'li yıllarda hayat tüketim toplumu açısından daha basitti ve aynı şekilde demir perdenin altında olmayan ABD tarafındaki kapitalist ülkeler bu modeli izleyerek hareket etme eğilimindeydi ki ABD bu ülkelere belli başlı şartlar koyarak borç veriyor. Bu borç sayesinde o ülkeler hızla kalkınıyor. Kalkınmadan sonra hem Amerikan ekonomisine borçlu oluyor hem de Amerikan ekonomisine entegre duruma geliyorlardı. Ki Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetlere bile borç vermiştir. Bu ortaya çıkan yeni tüketim toplumu ve nüfus patlaması sayesinde Batı bloğu hızlıca yaralarını sarmış ama çok fazla şeye kolay ulaşan bireyler sayesinde de farkında olmadan statikocu, değişime kapalı bir kuşak yaratmıştır. Batı bloğu tarafından yaratılan yeni tüketim toplumunun ilk nesline biz günümüzde Baby Boomer diyoruz. Ki 68 kuşağının oluşmasında bu Baby Boomer'ların statikocu davranışlarının bayağı bir etkisi olacak. 68 kuşağı hareketi mevcut statikocu Baby Boomer kuşağının oluşturduğu hegemonyaya karşı sol bir isyan olarak başlasa da Sovyetler fırsatı değerlendirip hızlıca bu kuşağı terörize ederek kendi oyuncağı haline getirecek. Hatta bir yerden sonra bu 68 kuşağı ruhundan olan gruplar Sovyetlerin de kontrolünden çıkacak. Soğuk Savaş esnasında iki bloğun da kendi çıkarına göre kullandığı terörize edilmiş gruplar haline gelecekti. Şimdi ülkemizde 68 kuşağı güzellemeleri yapılıp duruluyor. Özellikle politik doğrucu ve fonlanan tayfa tarafından romantikleştirildi bu adamlar. Bir sürü kitap yazıldı vesaire. Ama aslında yaptıkları eylemler çoğunlukla terör eylemi ve belli bir ideolojileri de yok aslında. O yüzden çok ciddiye alınacak bir yanları da yok. Sadece Avrupa'da belli bir dönem çok ses getirdiler. Günümüzde ise kapitalist endüstrinin romantikleştirip fikirlerini satıp para kazandığı bir kavram haline geldi 68 kuşağı. Dönelim Sovyetler Birliği tarafına. Sovyetlerin kurduğu toplum düzeni elbette ki daha materyalist ve teknokratik olma eğilimindeydi. Stalin hem kendi paranoyası yüzünden hem de sosyalist ekonominin dinamikleri gereğince demir perdenin dışına kapalı, tüketici toplumunun hızından uzak, sosyoekonomik sınıf bakımından yukarı yönlü geçişe yönelik değil de yatay geçiş yapmaya yönelik bir ekonomik çizgi çizdi. Bu da bireyleri daha kontrol edilebilir kılarken bir yandan da kendi sosyoekonomik sınıflarını hapsetti diyebiliriz. Elbette ki Sovyetler'de 50'li 60'lı yıllarda kimse aç değildi. Doğu Avrupa'da etki alanını genişleten Sovyetler kendine savaş öncesinden çok daha fazla kaynak ve politik etki alanı edinmişti. Ama Sovyet rüyası Amerikan rüyasından çok daha farklıydı. Öncelikle senden politikaya karışmayan bir birey olman beklenirdi.
Sonrasında devlet sana eğer zekiysen ücretsiz bir şekilde tüm eğitim imkanlarını sunardı. Sonra evlenirdin. Ve yaptığın çocuk sayısına uygun olacak şekilde devlet sana ev verirdi. Tabii sadece erkeğin çalışması değil, kadınların da çalışması beklenirdi. Ki Batı tarafına göre daha sistematik olan eğitim sistemi yüzünden kendi çocuğunu sen değil, büyük ölçüde devlet idealize ederdi. Yapmak istediğine göre değil, devletin ihtiyacına göre yönlendirilirdin. Çünkü kumanda sistemiyle tek merkezden kontrol edilen Sovyet ekonomisi, kapitalizmin aksine büyük ölçüde planlı hareket ettiği için devlet iş gücü söz konusu olduğunda da bireyleri bu plana dahil ederek eğitirdi. Tamam, Sovyetler Birliği'nde çok büyük paralar kazanıp 9 odalı bir evde yaşayıp 2 araba sahibi olamazdın ama ABD'deki gibi bireylerin rekabeti kaybetme durumu yoktu. Yani işsiz kalmak, batmak veya hastalanıp oyundan düşersen her şeyini kaybetme riskin yoktu. Sosyalleşme söz konusu olduğunda da ABD'deki tüketim çılgınlığının sağladığı ürün çeşitlendirmesinden kaynaklı giyim modası, çok çeşitli eğlence mekanları, Hollywood film sektörü, lüks arabalar gibi şeyler Sovyetlerde yoktu ama Sovyet ülkelerinde de sanat etkinlikleri çok fazlaydı ve neredeyse bedavaydı. Buna paralel olarak da baskı çok büyüktü. Herhangi bir politik suç işlersen veya devlet açısından tehlikeli görülürsen sürgün edilebilirdin veya bir gün evden çıkardın ve asla geri dönmezdin. Batı toplumunda da komünizm korkusu yüzünden sosyalist eğilim gösterdiğin anda alıp seni içeri atarlardı ama Sovyetlerdeki kadar küçük şeylerden peşine pek düşen olmazdı. Özetle, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 50'li yıllarda iki tarafında dizayn etmeye çalıştığı sosyolojik yapı bu şekildeydi. Batı, bireylerin statikoculuğunu benimserken Sovyetler ise kolektivist bir toplum yaratma peşindeydi. Ama genel çerçeveye baktığımızda uzay yarışını bir kenara bırakırsak Sovyetler hep Batı'ya göre geriden ilerledi. Özellikle Soğuk Savaş'ın başlangıcında Stalin'in yaptığı dış politikadaki saçma hamleler bunda bayağı bir etkili oldu. Mesela Türkiye'nin apar topar NATO'ya katılması Stalin'in yarattığı Boğazlar krizi yüzünden gerçekleşti. Türkiye'den Boğazlar istedi adam. Ondan önce Lenin Türkiye'ye karşı daha ılımlı bir politika izleyerek burnunun dibindeki Türkiye'nin Batı'ya iyice entegre olmasının önüne geçmeyi hedeflemiş. Ama Stalin bunun aksine davrandı ve Türkiye NATO'ya girince geri adım atmak zorunda kaldı. Veya Batı Berlin'e uyguladığı o saçma ablukayı ele alalım. Bu çok gereksizdi. Zaten bu ablukayı Amerikalıların hava sortileriyle deleceği belliydi. Amerikalıların Batı Almanya'daki varlığını Almanların gözünde iyice meşrulaştırıp olabilecek herhangi bir sosyalist ayaklanmanın önüne geçmiş oldu. Stalin, Batı Berlin'i abluka altına alarak aslında Batı Alman halkına da düşmanlık göstermiş oldu ki Almanya'da ABD kartlarını daha akıllı oynadı. Mesela savaş suçuna bulaşmayan eski Nazi Partisi yöneticilerini alıp bürokraside görevler vermeye başladı. Volkswagen, BMW, Mercedes gibi savaş sonrası babalara gelen dev Alman şirketleri tekrar fonlayıp kapitalist ekolde yeniden ayağa kaldırdı. Özetle kendi ideolojilerini ve sistemlerini iyice yerele yaydılar. ABD, Batı Almanya'da bunu yaparken Stalin Doğu Alman ekonomisini tamamen Moskova'ya bağımlı hale getirdi. Tamam, ağır sanayi Doğu Almanya'da mevcuttu ama üretim nitelikli ürün üzerine değil daha çok ham madde işleme üzerine kuruluydu. Ayrıca yerel Nazi Partisi üyelerini sisteme entegre etmek yerine Stasi gibi teşkilatlar kurarak sıfırdan yeni bir sistem kurdu. Berlin'de gerçekleşen somut krizden sonra taraflar arasında ilk proxy war başladı. 1945 yılında Japonya'nın teslimiyetinden sonra ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki anlaşmazlığın yüzeye çıktığı ilk yerlerden birisi Kore oldu. Bu iki süper güç Japonya'dan aldıkları Kore toprakları üzerinde yerli ama kendilerine bağımlı hükümetler kurduktan sonra 1948-1949 yıllarında askerlerini çektiler. Böylece Sovyet yanlısı Kuzey Kore ile Amerikan yanlısı Güney Kore kuruldu ve 38. Enlem aralarında sınır oldu. 1950 yılında Sovyet destekli Kim Il-sung'un Kore'yi komünist yönetim altında birleştirmek istemesi üzerine yarımadada tarihe Kore Savaşı olarak geçecek savaş çıktı. Bu çıkan savaş Soğuk Savaş'ın ilk büyük çatışması oldu. Bu çatışma 27 Temmuz 1953'te Kore Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla sona erdi. Derken ikinci kriz bu defa Sovyetlerin kendi içinde patlak verdi. Macar ayaklanması oldu. 23 Ekim 1956'da Budapeşte'de öğrencilerin yetkililere bir dilekçe sunmak üzere düzenlediği yürüyüş halktan da geniş destek gördü. Başlarda barışçıl bir gösteri olan bu yürüyüşe halkın bazı kitlelerinin de katılması bunu bir ayaklanmaya dönüştürdü. Lakin sonradan Sovyetlerin Macaristan'a müdahale etmesiyle ihtilal kanlı bir şekilde bastırıldı. Ki bu ayaklanma Sovyetlerin uydu devletleri içinde işlerin pek de yolunda gitmediğinin göstergesiydi. Çünkü Sovyetler demir perdenin altına aldığı ülkeleri kendi kontrolüne katarken bir hata yapmış. Bazı ülkelerde komünist rejimi çok güçlü kurmasına rağmen Macaristan gibi ülkelerde hali hazırdaki ülke siyasetinde fazla etkisi olmayan küçük komünist grupları destekleyip kendi gücünü kullanarak ülkede rejim haline getirdi. Haliyle bu küçük ve etki alanı zayıf olan gruplar halk tarafından baskı rejimi olarak görülüyor ve halk bu küçük komünist partilerin veya grupların ülkede yönetimi ele geçirmesini bir işgal olarak algılıyordu. ABD'nin aksine tek merkezden yönetilen ekonomist
sistemi yüzünden de bu ülkelerin kaynakları yeri geliyor başka Sovyet Cumhuriyetleri için kullanılıyor veya eksik olan bir ürün Cumhuriyetlere zamanında ulaşmıyor. Arkadaşlar, ürün derken bu basit bir şey de olabiliyordu. Tuvalet kağıdı kıtlığından falan bahsediyor. Akabinde Küba füze krizi geldi. Fidel Castro 1959 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolündeki Batista rejimini yıkarak Küba'da iktidara geldi ve Küba'da sosyalist bir hükümet kuruldu. Kendi ana karasından binlerce kilometre uzakta komünizm ile savaşan ABD'nin hemen yanı başında komünist bir devrim gerçekleşmesi ABD için bir şok etkisi yaratmıştı. Bu olaylara misilleme olarak ABD Türkiye ve İtalya'ya nükleer füzeler yerleştirdi. Sovyetlerin de bu olaylara misilleme olarak Küba'ya füze yerleştirmesi Soğuk Savaş'ın en büyük krizini meydana getirdi. Gerginliğin gidişatında ABD Türkiye ve İtalya'ya füze rampaları da inşa etti. Buna misilleme yapan Sovyetler Birliği de Küba'ya füze rampaları kurmaya başlayınca ABD gemileri Küba'yı dört bir taraftan abluka altına aldı ve abluka alanına gemilerin girişini yasakladı. Bu sırada Küba'ya yerleştirilecek olan füzelerin parçaları Sovyetler Birliği'nden gemilere de çoktan yola çıkmıştı. Kennedy, Sovyet lideri Kruşçev'e haber göndererek gemilerin abluka bölgesine yaklaşması halinde batırılacağını bildirdi. Kruşçev ise ABD'nin Türkiye'deki füzeleri sökmesi halinde SSCB'nin de Küba'da kurulumu devam eden rampaları ve füzeleri sökeceğini belirtti. Tüm dünya nükleer bir savaşın çıkacağını düşünürken neyse ki korkulan olmadı ve Kruşçev'in geri adım atması ile Sovyetler Birliği'nin gemileri geri döndü. Doğu ve Batı bloğunu karşı karşıya getiren olayları anlatırken Vietnam Savaşı'nı anlatmazsak olmaz. Doğu bloğu ülkeleri olan Kuzey Vietnam, Çin ve Sovyetler Birliği ile ABD ve ABD destekçisi anti-komünist Güney Vietnam arasında 1955 yılında başlayan savaş, ABD'nin 1963 yılında Güney Vietnam'ı destekleyerek savaşa dahil olmasıyla bambaşka bir boyut almıştır. 1975 yılına kadar devam eden savaş, Amerikan destekli Güney Vietnam'ın yenilmesiyle sona erdi. Bu savaşın sonucunda ise Amerika kendi kamu oyu önünde küçük düşmüş ve on binlerce askerini Vietnam bataklıklarında kaybetmiştir. Ama Vietnam'daki kayıp Amerikalılar için dış politikada tam bir felaket değildi. Nasıl olsa Asya Pasifik'te ellerinde Japonya, Tayvan ve Güney Kore gibi 3 tane önemli ülke vardı. Amerika Sovyetlerin aksine etkisi altına aldığı ülkeleri hızlıca geliştiriyor, Sovyetlerin koyduğu karşı piyonlardan daha üstün hale getiriyordu. Buna örnek verecek olursak Güney Kore ve Kuzey Kore'yi bir kıyaslayın derim. Veya 70'lere kadar Tayvan ve Çin'in ekonomik gücünü bir kıyaslayın. Özetle evet, Vietnam'da Sovyetler çatışmayı kazanmıştı ama söz konusu savaşın kendisi olduğunda hala geriye gidiyorlardı. Ha bir de Amerikan kamuoyu meselesi var. Evet, Amerikan kamuoyu bu olaya çok sert tepki vermiş. Savaştan dönen yüzlerce asker intihar etmişti. Ama ABD Vietnam bataklığını da aslında dehine kullanmayı başardı. Savaş süresi boyunca Vietnam'daki eroin tarlalarından çokça para kazandı. Bu kazanılan kara para ABD'nin içerisinde emlak sektöründe aklandı ve aynı zamanda bu para Güney Amerika'daki Amerikan kontrolünde olan Muz Cumhuriyetlerinin bankalarına nakit olarak giriş yaptı. Dolayısıyla ABD Güney Amerika'daki diktatörleri kara para ile finanse de etmiş oldu. Peki her krizden, her çatışmadan yense de yenilse de ABD bir şekilde karlı çıkıyor. Kapitalizm bir şekilde krizleri kendi dişleri arasında entegre ediyor. Peki Sovyetler nasıl 90'lara kadar dayandı dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü Sovyetler ABD için gerekli bir kötü. Aynı şekilde ABD de Sovyetler Birliği'nin kötü ekonomik şartlar ve aşırı baskıcı rejimine rağmen ayakta durmasını sağlıyor. İki taraf da birbirinin toplumları üzerinde korku yaratarak dağılmayı engelliyordu. Mesela ABD ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tam devlet bürokrasisini kurabildi. Ve Soğuk Savaş'ın getirdiği korku sayesinde Amerikalılar Amerikan devlet bürokrasisinin güçlenmesini onayladı. İşte o Neighborhood Watch'lar, FBI'nin iyice yetki sahibi olması, hükümetin eyaletlerin üzerinde tam güç haline gelmesi aslında bir bakıma komünist korkusu yüzünden oldu. Çünkü çıkabilecek herhangi bir savaşta artık nükleerler konuşuyor ve topyekun savaşamaz. Fallout evrenini hatırlayın ya da günümüzde de devam eden kıyamete karşı hazırlıkçılık fikri hep 50'li yıllarda başladı. Mevcut hayatını tehdit eden çok ciddi bir korkun olduğunda da baş kaldırmak yerine kabullenmeye başlıyorsun. Ama Sovyetlerin hep geriden gelmesi şu anlamada gelmiyor. İşte Sovyet Cumhuriyetlerinde hep köylüler vardı. Bu adamlar patates yiyordu sadece. Böyle bir şey yok. Zaten sosyalizm köylü, gelişmemiş feodal bir toplumu alıp ondan sanayi toplumu yaratmak çok başarılı. Sosyalizm çok hızlı bir şekilde lokomotif sanayi kurabilir. Ve kurdu da zaten. Bunda bir sorun yok. Burada esas sorun inovasyon yani teknolojik gelişimin olmaması. Sene 1970 ABD sibernetiğe girmeye başlamış. Evlerde elektrikli süpürgeler, her sene yeni bir araba modeli derken üretim maliyeti iyice ucuzlamış. Ama Sovyetlere dönüp baktığımızda hala daha 2. Dünya Savaşı mantığıyla üretim yapıyorlar ve maliyetler çok yüksek. Buna bağlı olarak sosyalizmi alıp Avrupa'nın ortasında şak diye uygulayamıyorsun. Hep zaten boku yemiş geri kalmış feodal toplumların olduğu yerler işe yarıyor sosyalizm. Bunun en büyük örneklerinden biri Berlin Duvarı'dır. 1961 yılında Doğu Berlin'de Batı Berlin arasına örülen duvar, Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçışı engellemek için örülmüştü. Yani 60'lı yıllarda bile ki Sovyetlerin hem ekonomik hem ideolojik olarak en güçlü döneminden bahsediyoruz. İnsanlar kapitalist Batı'ya kaçmak için uğraşıyor. Veya söz konusu Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya gibi Doğu Avrupa ülkeleri olduğunda 70'lere geldiğimizde iç ekonomi resmen kaçakçılık üzerinden dönmeye başlamıştı. Nikodem Skotarczyk isimli Polonyalı mafya abimiz
bayağı ünlüdür bu konuda. İşe Batı Almanya'dan spor ayakkabı, radyo gibi basit şeyler kaçırarak başlamış. Daha sonra işi büyütüp araba kaçakçılığına kadar götürmüştür. Hatta bu abinin Netflix'te filmi de var. Neyse. Çünkü yoktu arkadaşlar. Gerçekten yoktu. Yani araba alacaksın 10 sene sıraya giriyorsun. Eline verdikleri araba zaten dandik. Televizyon alacaksın sıraya giriyorsun. Spor ayakkabı alacaksın tek tip var. Elektrikli süpürge almaya kalksan çok sınırlı bir ithalatla geliyor. Fiyatı Batı'dan 2 kat daha pahalı. Kilotlu çorap kıtlığı çeken Sovyet Cumhuriyetleri oldu arkadaşlar. Kilotlu çorap yok. Hal böyle olunca da bu ülkelerin Moskova'yı bir şekilde bypass edip içeriye kaçakçılıkla mal sokması gerekiyordu. Yoksa devrim olur. Ki kaçakçılıkla da zaten bu işi bir süre götürebiliriz. 1970'lerin sonuna geldiğimizde ise Sovyetler tabutuna son büyük çivilerden birini 1979'da Afganistan'a girerek çaktı. 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Brejnev'in emriyle Kızıl Ordu Afganistan'daki sosyalist hükümetin daveti üzerine İslamcı mücahitlere karşı 9 yıl savaştı. Ve bu savaş sonucunda 15 bine yakın askerini kaybetti. Tarihçilere göre de bu savaş Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandırdı. Ama bu savaşın detayına girmeyeceğim çünkü Afganistan tarihi ve Taliban'la ilgili bir video yapmıştım. Onu da yorumlara sabitlerim. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. 1985 yılına geldiğimizde Sovyetlerin dağılma eğilimi gösterdiği iyice ayyuka çıkmıştı. Sovyetler artık cumhuriyetler arasında dengeyi kuramıyor ve etki alanı giderek daralıyordu. Gorbaçov, Glasnost ve Perestroika politikasıyla durumu toparlamayı denese de aksiyle dağılma sürecini daha da hızlandırdı. Son olarak da Sovyetler Birliği ekonomisinin iyice çökmesi ve buna bağlı olarak işten iyice çürümenin başlamasıyla beraber 89'da halkın Berlin duvarını aşması ve Romanya diktatörü Çavuşescu'nun idamı, 90 ve 91 yıllarında Litvanya, Letonya ve Estonya'nın ayrılışı, en sonunda da 26 Aralık 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği resmen dağıldı. Soğuk savaş sona erdi ve bizim de dahil olduğumuz taraf olan kapitalist batı kazandı. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Size genel hatlarıyla soğuk savaşı ve kapitalist toplum ile sosyalist toplum arasındaki farkları anlatmaya çalıştım. Vietnam Savaşı veya Afganistan Savaşı gibi videoları yorumlara sabitliyorum. Linke tıklayarak gelebilirsiniz. Ayrıca artık Twitter'ı da daha aktif kullanmaya başladım ve tarihsel olaylar ya da gündem ile alakalı Twitter'da da yazıyorum arkadaşlar. Twitter hesabımı takip etmek isterseniz onu da sabitlenmiş yoruma ekliyorum. Kendinize iyi bakın. Daha fazla tarih ve video için beni takip edin. Hoşça kalın.